Arkadaşlar merhaba. Aile hukuku dersinde aile kavramı, nişanlanma ve evlenme konularına değineceğiz bu bölümde arkadaşlar. Aile hukuku kapsamında. Aile toplumun temel yapı taşlarındandır. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu'nda da aileyi düzenleyen ayrıntılı hükümler sevk edilmiştir. Aile hukuku Medeni Kanunumuzun ikinci kitabında düzenlenmiştir. Aile hukuku başlığı altında sırasıyla nişanlanma, evlenme, hısımlık ve vesayet konularına yer verilmiştir. Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku kitabında yer alan hükümler ailenin kamu düzeni bakımından arz ettiği önem göz önünde bulundurularak çoğunlukla emredici niteliktedir. Aile hukuku ve aile kavramı. Aile hukuku kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır. Aile hukuku Medeni Kanunumuzun ikinci kitabında düzenlenmekte olup 118 ila 494. maddeler arasında yer almaktadır. Aile hukukunu düzenleyen ikinci kitap üç kısmı ayrılmıştır. Birinci kısım evlilik hukuku yani madde 118'den 281'e, ikinci kısım hısımlık madde 282'den 395'e ve üçüncü kısım vesayet madde 396'dan 494'e Medeni Kanun'da bu konuları düzenlemektedir. Vesayet, küçük veya kısıtlıların haklarının korunması amacını taşıyan kamu hizmeti niteliğindeki özel hukuk kurumudur. Hısımlık sadece gerçek kişiler bakımından söz konusu olan ve insanların arasındaki yakınlık bağını ortaya koyan bir kurumdur. Aile hukukunu özgü temel ilkeler şunlardır. Birlik ilkesi, süreklilik ilkesi, zayıfların korunması ilkesi, eşitlik ilkesi, düzenleme serbestisinin bulunmaması ilkesi. Aile toplumun en küçük temel birimidir. Anayasa 41. maddesinde aile kavramı Türk toplumunun temeli olarak göstermiş anayasa ve ailenin eşler arasında eşitliğe dayandığını vurgulamıştır. Ailenin kapsamı yere ve zamana göre değişiklik gösterir. Aile terimi en geniş kapsamlı olarak bir soydan gelenleri, bir sülaleyi belirtmek üzere kullanılan bir terimdir. Medeni Kanun'da aile üç farklı anlamda kullanılmıştır. Bunlara bakalım şimdi de. Dar anlamda aile, yalnızca kadın ile kocadan oluşan birlik dar anlamda aileyi ifade eder. Medeni Kanun'umuz dar anlamda aileyi evlilik birliği şeklinde ifade etmektedir. Madde 185'te. Geniş anlamda aile, geniş anlamda aile ana baba ve çocukların oluşturduğu topluluğu ifade eder. Medeni Kanun'un ikinci kısmının altıncı ayrımı velayet başlığıyla bu anlamdaki aileyi düzenlemektedir. Madde 335 ile 363 arasında düzenlenir o Medeni Kanun'da. En geniş anlamda aile kavramına ana baba ve çocukların dışında kan ve kayın kısımlara bir sözleşme ilişkisi içinde aileyle birlikte yaşayan işçi, hizmetli ve yardımcılar da girer. Bu anlamdaki aile Medeni Kanunumuzun 367. ve diğer maddelerinde ev düzeni başlığıyla düzenlenmiştir arkadaşlar. Nişanlanma kavramı. Nişanlanma Medeni Kanunumuzun 118 ve 123. maddeler arasında düzenlenmiştir. Ancak Medeni Kanunumuzda nişanlanma açık bir şekilde tanımlanmamıştır. Medeni Kanun madde 118 hükmüne göre nişanlanma evlenme vaadiyle olur. Bu hükümden yola çıkarak nişanlanmanın bir kadın ile bir erkeğin ileride birbirleriyle evleneceklerini karşılıklı olarak vaat etmeleri şeklinde tanımlanması mümkündür. Aynı zamanda ahlak ve manevi bir yönü de bulunan nişanlanma bir hukuki işlem olup kendine özgü bir aile hukuku sözleşmesi olarak nitelenebilir. Nişanlanma denince günlük hayatta aklımıza nişan töreni, yüzük takma merasimi gelir. Bu aslında nişanlanmanın geleneksel olarak uygulanan şekli yanıdır. Yoksa nişanlanma için herhangi bir törene ihtiyaç olmayıp farklı cinsiyetten iki kişinin birbirine evlenmeyi vaat etmesiyle nişanlanma gerçekleşmiş olur. Medeni kanunumuz nişanlanmayı kısaca evlenme vaadi olarak ifade etmiştir. Nişanlanma evliliğin kurulmasından önceki aşamayı oluşturur. Tarafların herhangi bir yolla, sözle veya davranışla birbirlerine evlenmeyi vaat etmeleri nişanlanma ilişkisinin kurulması için yeterlidir. Bu açıdan bakıldığında nişanlanma olmadan evlenmenin gerçekleşmesi özellikle evlenmenin şekli koşulları dikkate alındığında mümkün değildir. Evlenmek üzere kadın ve erkeğin başvuruda bulunması bile bu başvuru yapıldığı an bakımından nişanlanmanın zımnen gerçekleştiği anlamına gelir arkadaşlar. Amacına bakalım nişanlanmanın amacı. Evlenme işleminden önce belirtildiği gibi mutlaka bir nişanlık devresi geçirilir. Bu devre bazen uzun bazen çok kısa olabilir. Nişanlığın ilk amacı uzun yılları birlikte geçirecek eş adayların birbirlerini yeterince tanımalarını sağlamaktır. Bir diğer amacı ise eş adayların evliliğe hazırlanmalarına, eksiklerini tamamlamalarına olanak tanımaktadır. Nişanlanma aynı zamanda eş adaylar arasında herhangi bir evlenme engelinin bulunup bulunmadığını anlamaya da fırsat vermektedir. Böylece nişanlanma kurumu kişilerin bir anlamda evliliğe hazırlanmasını sağlayıp
evlilikte çıkabilecek olası sorunları en aza indirgemeye yardımcı olur. Nişanlanmanın hukuki niteliği. Nişanlanmanın hukuki mahiyeti konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Doktrinde bazı yazarlara göre nişanlanma sözleşme niteliğindedir. Çünkü nişanlanma sözleşmelerde olduğu gibi tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile kurulur. Diğer bazı yazarlara göre ise nişanlanma evlenme sözleşmesini kurmayı vaat eden bir ön sözleşme niteliğini taşır. Nişanlanmanın sözleşme olduğunu kabul etmeyenler nişanlanmanın bir hukuki ilişki yaratma niteliğinde olduğunu savunurlar. Sonuç olarak doktrinde daha ziyade hakim olan ve bizim de katıldığımız görüşten yola çıkarak nişanlanmayı aile hukuku nitelikli kendine özgü bağımsız bir sözleşme olarak niteleyebiliriz arkadaşlar hukuki anlamda. Nişanlanmanın meydana gelmesi yani nişanlanmanın kurulması. Nişanlanmanın meydana gelebilmesi bazı şekli ve maddi koşulların varlığına bağlıdır. Medeni kanunumuzun 118. maddesi nişanlanma evlenme vaadiyle olur. Nişanlanma yasal temsilcilerin açık rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz şeklinde bir hüküm getirmiştir. Ancak bu hükümle nişanlanmanın bütün koşulları açıkça düzenlenmiş değildir. Öncelikle nişanlanmanın iki temel kurucu unsuru vardır. Bunlardan ilki nişanlanacak kişilerin ayrı cinsten olması. İkincisi de bir erkekle bir kadının karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmasıdır. Nişanlanma bir sözleşme olduğu için niteliğiyle bağdaştığı ölçüde Borçlar Kanunu'nun 1 ile 206. maddeler arasında yer alan sözleşmelerle ilgili genel hükümler uygulanabilir. Bu nedenle her şeyden önce nişanlanma sözleşmesinin kurulabilmesi için nişanlıların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları gerekir. Türk Borçlar Kanunu madde 1 I maddesinde, L maddesinde geçer bu. Nişanlanan tarafların iradeleri bozuk olmamalı, muvazalı yani aldatmacalı olmamalı, hata, hile, tehdit hallerinden biri bulunmamalıdır. Nişanlanma iradesi açık olabileceği gibi örtülü de olabilir. Nişanlanma iradesinin açıklanması şahsa sıkı sıkıya bağlı olup mutlaka nişanlanacak kişiler tarafından açıklanmış olması gerekir. Bu nedenle nişanlanma temsilci aracılığıyla yapılamaz. Ancak bir aracı veya haberci vasıtasıyla yapılabileceği kabul edilmektedir. Evlenmeden farklı olarak nişanlamanın bir şarta bağlı olarak da yapılabilmesi mümkündür. Bu kurucu unsurların yanında nişanlamanın geçerli olması için bazı koşulların varlığı da aranmaktadır. Medeni kanunda bu konuda da bir açıklık olmamakla beraber doktrinde Türk Medeni Kanunu 118. madde hükmünden de yola çıkılarak nişanlanmanın koşulları belirlenmekte ve bu koşullar şekli koşullar ile maddi koşullar olarak iki grupta incelenmektedir. Şimdi bunlara bakalım. Şekli koşullar Medeni Kanunumuzun 118. maddesinde nişanlanma evlenme vaadiyle olur ifadesiyle nişanlamanın şekli koşulunu ortaya koymaya çalışmıştır. Buna göre nişanlanacak kişilerin nişanlanma yolunda iradelerini açıklamaları gerekir. Ancak evlenme vaadinin başka bir ifadeyle bu doğrultudaki irade açıklamasının hangi şekilde yapılacağı hususunda kanunda bir açıklık yoktur. Evlenme vaadinden amaç ileride birbirleriyle evlenecek olan kişilerin bu niyetlerini açığa vurmalarıdır. Nişan töreninin yapılması, yüzük takılması ya da benzeri nitelikli ailelerin de katıldığı ritüellerin gerçekleştirilmesi hukuken bir zorunluluk değildir. Önemli olan ayrı cinse mensup iki kişinin evlenme niyetlerinin açığa vurulmasıdır. Günlük yaşantımızda aileler arasında yapılan söz kesme, söz yüzüğü takma gibi işlemler de aslında hukuki anlamda birer nişanlanmadır. Nişanlanma ilişkisinin kurulabilmesi için birbirine uygun ve karşılıklı iki irade gerekir. Nişanlanma iradesini açıklamış olan bir tarafa diğer tarafın açık veya örtülü olarak kabul iradesini açıklamış olması gerekir arkadaşlar. Maddi koşullara bakalım. Nişanlanma ehliyeti. Nişanlanma ehliyeti konusu da yine medeni kanunumuzda açıkça düzenlenmemiştir. Bu konuda genel hükümlerden yararlanarak nişanlanma ehliyetinin belirlenmesi mümkündür. Nişanlanma sözleşmesini yapacak kişilerin ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Bu anlamda tam ehliyetliler, ayırt etme gücüne sahip, ergin olan ve kısıtlı da bulunmayan kişiler tek başlarına nişanlanabilirler. Tam ehliyetsizler ise ayırt etme gücünden yoksun olduklarından diğer hukuki işlemler gibi nişanlanma sözleşmesi de yapamazlar. Sınırlı ehliyetliler grubuna girenler tek başlarına hiçbir kimsenin rızasına bağlı olmadan nişanlanabilirler. Sınırlı ehliyetsizler ise ancak yasal temsilcilerin izniyle nişanlanma sözleşmesi yapabilirler. Madde 118'e 2'de geçer bu Medeni Kanunu'nda bu saydıklarımız. Sınırlı ehliyetsizler bakımından esasen nişanlanma sözleşmesinin bütün sonuçlarını doğurması için yasal temsilcinin izni aranmaktadır. Zira nişanlanma şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için kişinin ayırt etme gücü olduğu sürece sınırlı ehliyetsiz olsa bile bu hakkı tek başına kullanabilmesi ve dolayısıyla nişanlanması mümkündür. Bununla birlikte nişanlanma sözleşmesinin mali sonuçlarını sınırlı ehliyetsiz bağlaması yasal temsilcinin rızasına bağlıdır.
Nişanlanma engelinin bulunmaması. Medeni kanunumuzda nişanlanma engellerinin neler olduğu açıkça düzenlenmiş değildir. Buna karşılık evlenme engelleri açık bir şekilde düzenlenmiştir. Evlenme engellerinin niteliğine uygun düştüğü oranda nişanlanmayı da engeller. Ayırt etme gücünden yoksunluk ve kesin evlenme engellerinden birinin varlığı nişanlanma sözleşmesini geçersiz kılar. Bunun yanında tüm sözleşmeler yönünden geçerli olan yasaklayıcı kurallar nişanlanma sözleşmesi için de geçerlidir. Türk Borçlar Kanunu madde 27'de belirtilmiştir bu. Bu anlamda nişanlanma sözleşmesinin ahlak ve adaba aykırı yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde ahlak ve adaba aykırı sözleşme batıl sayılır. Nişanlanmanın hukuki sonuçları, nişanlanmadan doğan yükümlülükler, sadakat ve yardım yükümlülüğü. Nişanlanmada sadakat yükümlülüğü yasada açıkça belirtilmemiş. Sadakat yükümlülüğü nişanların aralarındaki nişanlık ilişkisine uygun davranmalarını, birbirlerinden öğrendikleri kendileri ve ailelerine ait sırları açığa vurmamalarını, evlenmelerini imkansız kılacak davranışlarından kaçınmalarını gerekli kılar. Ayrıca nişanlının gereksinim duyan diğer nişanlıya kural olarak maddi ve manevi yardımda bulunma yükümlülüğü de vardır. Evlenme yükümlülüğü, nişanlık sözleşmesinin amacı tarafları evlenmeye hazırlamaktır. Nihai amacı ise bu durumun evlenme ile sona erdirilmesidir. Ancak borçlar hukuku alanındaki sözleşmelerden farklı olarak, bir aile hukuku sözleşmesi olan nişanlamada evlenme yükümlülüğünü yerine getirmek tamamen tarafların serbest iradelerine bırakılmıştır. Taraflardan biri diğerini evlenmeye zorlayamaz. Medeni kanunumuz bu durumu 119. maddesinde nişanlık evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. Evlenmeden kaçınma hali için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez. Ancak yapılan ödemeler de geri istenemez şeklinde düzenlenmiştir. Nişanlamadan doğan hak ve yetkiler. Nişanlanma sözleşmesinin kurulmasıyla nişanlılar lehine bazı hak ve yetkiler doğmaktadır. Bunları kısaca şu şekilde ifade edebiliriz. Tanıklıktan kaçınma hakkı, hakimlikten kaçınma hakkı, nişanlının öldürülmesi halinde öldüren kişiden destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkı, mal rejimi sözleşmesi yapma hakkı, nişanlının bir haksız fiil sonucunda ölümü halinde ölümden sorumlu olan kişiye karşı manevi tazminat davası açma hakkı şeklinde. Nişanlığın sona ermesi. Sona erme sebeplerine bakalım. Kendiliğinden sona erme. Bir takım olayların gerçekleşmesiyle nişanlanma kendiliğinden sona erer. Bunlar evlenme, ölüm, imkansızlık ve bozucu şartın gerçekleşmesidir. Evlenme, nişanlanmanın nihai amacı olan evlenme ile nişanlık ilişkisi kendiliğinden sona erer. Ancak nişanlığın sona erebilmesi için taraflardan birinin başka biriyle evlenmesi de yeterlidir. Bu durum nişanlanmanın nişanlılara evlenmeye zorlama yetkisi vermemesinin doğal bir sonucudur. Ölüm ve ölüme denk tutulan gayiplik ailenin gerçekleşmesiyle de nişanlılık kendiliğinden sona erer. İmkansızlık, nişanlanmanın yapılmasından sonra ortaya çıkan ve evliliği kesin bir şekilde imkansız kılan durumun gerçekleşmesiyle de nişanlılık kendiliğinden sona erer. Bir örnekle açıklamak gerekirse nişanlanmadan sonra taraflardan birinin cinsiyet değiştirmesi, sürekli ayırt etme gücünden yoksunluk, mevcut evlilik ya da diğer kesin evlenme engellerinden herhangi birinin ortaya çıkması örnek olarak verilebilir. Bozucu şartın gerçekleşmesi. Nişanlılar nişanlanmayı bir bozucu şarta bağlı olarak yapmışlarsa bozucu şartın gerçekleşmesiyle nişanlılık kendiliğinden sona erer. Örneğin tıp fakültesinde okuyan iki kişinin aynı yıl fakülteyi bitirip TUS sınavını kazanmaları şartıyla nişanlanmalarında birisinin fakülteyi bitirememesi durumunda nişanlılık kendiliğinden sona erer. Karşılıklı anlaşma ile sona erdirme. Diğer sözleşmelerde olduğu gibi taraflar serbest iradeleriyle diledikleri zaman karşılıklı olarak anlaşarak nişanlılık sözleşmesini sona erdirebilirler. Yapılan nişanlılığın sona erdirme anlaşması ikale olarak adlandırılır. Nişanlıların anlaşması yolu ile nişanın sona erdirilmesinde sadece hediyeler geri verilir. Buna karşılık taraflar artık birbirinden maddi ve manevi tazminat talep edemezler. Nişanlıktan tek yanlı dönme, yani nişanı bozma. Nişanlanmanın nihai amacı evlenme oluşturmakla birlikte, belirttiğimiz gibi nişanlılardan hiçbiri diğer tarafı hukuken evlenmeye zorlayamaz. Madde 119 Türk Medeni Kanunu. Bu nedenle taraflardan biri hiçbir sebep göstermeksizin dilediği zaman nişanlanmadan tek yanlı olarak dönebilir. Ancak haklı bir sebep olmadan nişandan dönen, yani nişanı bozan taraf bunun hukuki sonuçlarına katlanmak zorundadır. Bu anlamda nişanın bozulması iki tür olarak gerçekleşebilir. Nişanlılardan biri haklı sebeple nişanı bozabilir veya haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozabilir. Nişanlığın devamı ya da evlenmenin gerçekleşmesi taraflardan biri açısından beklenemez hale geldiğinde haklı bir sebebin varlığından söz edilebilir. Haklı sebep olarak nişanlının
diğer nişanlı tarafından aldatılması, diğer nişanlının evliliğin ön hazırlıklarına karşı tamamen ilgisiz olması, diğer nişanlının önceden gerçekleşmiş bir mahkumiyetinin olup bunun nişanlıdan gizlenmiş olması sayılabilir. Haklı sebep olmaksızın nişanın bozulması ise iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Nişanlılardan biri ya hiçbir sebep bulunmadığı halde nişandan döner ya da nişanlılardan biri kendi kusuruyla nişanın bozulmasına yol açacak bir sebep yaratarak kendisi nişandan döner. İrade bozukluğu halleri. Hata yani aldatma, hile yani yanılma ve tehdit yani korkutma hallerinden birinin etkisiyle nişanlanan taraf derhal diğer tarafa yapacağı tek taraflı bir irade beyanı ile nişanlığı ortadan kaldırabilir. Nişanlılardan birinin tekrar nişanlanması. Nişanlılık devam ederken nişanlılardan birisinin tekrar nişanlanması genellikle ilk nişanlılığın sona erdirir. Ancak ikinci nişanlananın asıl amacı birinci nişanlıyı devam ettirmek ve ikinci nişanlı ile geçici bir süre birlikte olmak ise bu durumda ikinci nişanı ahlaka aykırılık nedeniyle geçersiz saymak gerekir. Nişanlığın sona ermesinin hukuki sonuçları. Nişanlığın sona ermesiyle tarafların nişanlanma ile birlikte kazandıkları nişanlık statüsü sona erer. Böylece nişanlık dolayısıyla sahip oldukları hak ve yükümlülükler de ortadan kalkar. Nişanlığın sona ermesiyle hediyelerin geri verilmesi ve tazminat sorunları ortaya çıkmaktadır. Hediyelerin geri verilmesi. Nişanlık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler verenler tarafından geri istenebilir. Hediyeden kasıt nişanlanma sebebiyle bir nişanlıya verilen ve ekonomik değer taşıyan her türlü kazandırmadır. Hediyenin geri istenebilmesi için mutlaka nişanlık dolayısıyla verilmiş olması ve alışılmışın dışı nitelik taşıması gerekir. Hangi hediyelerin alışılmışın dışı sayılacağını anlaşmazlık halinde hakim takdir eder. Hakim bu konuda belirleme yaparken yerel örf ve adet ile tarafların sosyal ve hatta ekonomik durumlarını dikkate alır. Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır. Medeni Kanun madde 122'de geçer bu da. Tazminat. Nişanlardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde kusuru olan taraf diğer tarafa dürüstlük kuralları çerçevesinde evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakarlıklar karşısında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır. Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler. Madde 120. Burada talep edilen maddi tazminat menfi zararı karşılayacaktır. Diğer bir ifadeyle evlenmeyle sonuçlanmayan nişanlılık yüzünden uğranılan tüm zararlar talep edilebilecektir. Evlenme amacıyla yapılan masrafların dürüstlük kuralı çerçevesinde yapılıp yapılmadığını belirlemede yerel adetler, tarafların ve ailelerin gelenekleri, sosyoekonomik düzeyleri dikkate alınarak belirleme yapılır. Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini de isteyebilir. Madde 121'de geçer bu da. Manevi tazminat isteme hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlılar yasal temsilcilerin iznine bağlı olmaksızın bu davayı açabilirler. Manevi tazminat davası nişanlılar arasında açılır. Nişanlıların ana ve babaları veya diğer ilgililer bu davayı açamazlar. Manevi tazminata hakim sadece para olarak karar verebilir, miktar olarak da uygun bir tazminata hükmeder. Nişanlığın sona ermesinden doğan dava hakları nişanlanmanın sona ermesinin üzerinden bir yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. Yani bir yıl içerisinde dava açılması gerekir. Madde 123. Evlenmenin tanımı ve hukuki niteliği. Evlenmenin tanımı. Evlenme karşıt cinsten iki kişinin diğer bir ifadeyle bir kadınla bir erkeğin iradelerini tam ve sürekli bir yaşam ortaklığı kurmak üzere hukukun aradığı koşullara uygun olarak birleşmesidir. Nişanlıların evlilik birliğini kurmak için yaptıkları hukuki işlem evlenme olarak adlandırılır. Hukuki niteliğine bakalım evlenmenin. Evlenmenin hukuki niteliği nişanlanmada olduğu gibi bir doktrinde tartışılmalıdır. Bu konuda doktrinde üç değişik görüş vardır. Bunlar sözleşme görüşü, kurum görüşü ve şart tasarruf görüştür. Doktrinde çoğunluk evliliğin kendine özgü aile hukuku sözleşmesi olduğunu savunur. Evlenme tarafların karşılıklı ve birbirlerine uygun irade açıklamalarıyla gerçekleştiğinden bir aile hukuku sözleşmesi kurulmaktadır. Evlenmenin koşulları. Hukukumuzda evlenme sıkı koşullara bağlanmış hukuki işlemlerden bir tanesidir. Evlenmenin koşulları maddi ve şekli koşullar olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi koşullar, maddi koşulların bir kısmı olumlu yani evlenecek kişide bulunması gereken bir kısmı da olumsuz yani evlenecek kişide bulunmaması gereken koşullardır. Evlenecek kişinin evlenme
ehliyetine sahip olması gerekir. Buna karşılık evlenme engelinin bulunmaması geçerli bir evliliğin varlığı için zorunludur. Evlenme ehliyetinin olması olumlu koşul bu. Evlenme her ne kadar bir aile hukuku sözleşmesi olsa da tüm sözleşmelerde arandığı üzere evlenme sözleşmesinde de evlenecek kişilerin evlenme ehliyetine sahip olmaları gerekir. Yani belli bir yaşa erişmiş olmaları ve ayırt etme gücüne sahip olmaları zorunludur. Sınırlı ehliyetsizler bakımından ise ayrıca yasal temsilcilerin izni bulunmalıdır. Ayırt etme gücü. Evlenecek kişilerin her şeyden önce ayırt etme gücüne sahip olmaları gerekir. Nitekim Medeni Kanun Madde 125, ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez demektedir. Ayırt etme gücünden kasıt, kişinin evliliğin anlam ve önemini anlayabilecek, yükümlülüklerini taşıyabilecek yaş ve olgunluğa erişmiş olmasıdır. Burada ayırt etme gücünün bulunması gereken an evlenme sözleşmesinin yapıldığı andır. Evlenme yaşı, evlenecek kişilerin ayırt etme gücünün yanında kanunun aradığı bir yaşa erişmiş olmaları gerekir. Zira evlenme niteliği gereği belli bir bedeni ve fiziki olgunluğu da gerektirir. 1 Ocak 2002 tarihinde yeni Medeni Kanun yürürlüğe girmesiyle birlikte evlenme yaşı açısından kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Buna göre erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez denmektedir. Bu hükümle Medeni Kanun olağan evlenme yaşını 17 yaşın tamamlanması olarak belirtmiştir. Oysa normal ergen olma yaşı 18 yaşın tamamlanmasıdır. 18 yaşını tamamlayanlar evlenme sözleşmesini diledikleri gibi yapabildikleri halde 17 yaşını tamamlayıp olağan evlenme yaşına erişenler ancak ana ve babaların izniyle evlenebilirler. Olağan evlenme yaşının yanında hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir. Madde 124. Olağanüstü hallere örnek olarak kızın gebe kalmış olması, yetim ve bakıma muhtaç olması gösterilebilir. Yasal temsilcinin izni, ayırt etme gücüne sahip bulunan küçüklerle kısıtlılar yasal temsilcilerin yani ana ve baba veya vasilenin izniyle evlenebilirler. Madde 126 ve 127'de geçer. İznin yazılı bir şekilde verilmesi ve evlenme başvurusunun yapılması sırasında verilmiş olması gerekir. Ana ve babanın izni birlikte vermeleri gerekir. Hakim haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir. Madde 128. Evlenme engellerinin bulunmaması, yani olumsuz koşullara bakalım şimdi. Geçerli bir evliliğin kurulabilmesi için kanunda öngörülen evlenme engellerinin bulunmaması gerekir. Evlenme engellerinin bir kısmı kesin evlenme engelleri, bir kısmı ise kesin olmayan evlenme engellerinin niteliğini taşır. Kesin evlenme engelleri, kesin evlenme engellerinden birinin bulunması durumunda evlenmenin yapılmaması gerekir. Bu engellerden birinin bulunmasına rağmen yapılan evlilik mutlak butlanla batıldır. Madde 145. Bunlara bakalım. Yakın ısımlık. Medeni Kanun Madde 129'a göre şu kimseler arasında yakın ısımlık sebebiyle evlenme yasaklanmıştır. Bunlar kan ısımları bakımından üst soy ile alt soy arasında yani kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenler arasında. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biriyle diğerinin üst soyu veya alt soyu arasında, evlat edinenle evlatlığın veya bunlardan biriyle diğerinin alt soyu ve eşi arasında evlenmek yasaktır. Mevcut evlilik, geçerli bir evliliğin kurulabilmesi için tarafların zaten önceden evli bulunmamaları gerekir. Nitekim Medeni Kanun 130'a göre, madde 130'a göre yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır. Evlenmenin ölüm ile sona ermiş olması halinde ölümü gösteren ölüm belgesi, boşanma ile sona ermiş olması halinde kesinleşmiş boşanma ilamı ile belgelerden birinin varlığı halinde önceki evliliğin sona erdiği ispat edilmiş sayılır. Gayipliğine karar verilen kişinin eşi ise mahkemece evliliğin fesine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Kaybolanın eşi evliliğin fesini gayiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava ile isteyebilir. Ayrı bir dava ile evliliğin fesi davacının yerleşim yeri mahkemesinden istenir. Madde 131. Akıl hastalığı, Medeni Kanun'a göre akıl hastaları evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. Madde 133. Her ne kadar akıl hastalığı bir evlenme engeli olarak sayılmış olsa da görüldüğü üzere akıl hastalarının tümü değil, tıbbi yönden evlenmeye engel olabilecek derecede hasta olanlar evlenemezler denmektedir. Kesin olmayan evlenme engelleri. Kesin olmayan evlenme engelleri de evlenmeyi engeller ancak buna rağmen evlilik yapılmışsa yasağa uyulmamış olması nedeniyle evlilik ortadan kaldırılamaz. Kesin evlenme engellerinden farklıdır bunlar. Bunlar nelerdir? Bekleme süresi. Evlilik sona ermişse kadın evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez.
doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır. Madde 132. Koşullar gerçekleştiği takdirde Medeni Kanun hükme bir takdir yetkisi tanımamıştır. Herhalde hakim süreyi kaldırmakla yükümlüdür. Süre dolmadan ve mahkemeye sürenin kaldırılması için başvurulmadan her hasılda kadınla evlenmesi durumunda artık bu evlilik geçerli kabul edilir. Evlenmeye engel hastalıklar. Medeni kanunumuz tıbbi yönden evlenmeyi engelleyecek akıl hastalığı dışındaki hastalıkları evlenme engelli olarak saymamıştır. Ancak 1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, frengi, bel soğukluğu, cüzam gibi gelecek kuşaklara da kalıtımsal olarak geçen hastalıkları evlenme engelleri olarak saymıştır. Bu tür bulaşıcı hastalıklara yakalanmış kişiler doktor raporu getirmedikçe kural olarak evlenemezler. Bununla birlikte evlenme gerçekleşmişse artık yapılan bu evlilik geçerlidir. Şekli koşullar. Evlenmenin hukuken geçerli olabilmesi için sayılan maddi koşulların yanında bir takım şekli koşullara da ihtiyaç vardır. Evlenme şekle sıkı biçimde bağlı olan ve hukukumuzda şekil serbestisi ilkesinin istisnalarından biri olarak değerlendirilen sözleşmelerden biridir. Evlenme için getirilen şekli koşullardan birisine uyulmaması halinde evlilik geçersiz olur. Şekli koşullar evlenmeden önce, evlenme sırasında ve evlenmeden sonraki işlemler olmak üzere üçe ayrılır. Bunlara bakalım şimdi. Evlenmeden önceki işlemler. Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar. Evlendirme memuru belediyede, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde ise muhtardır. Madde 134. Evlendirme yönetmeliğinin 28.11.2017 tarihli değişik 7. maddesiyle burada sayılanların yanı sıra kanunda sayılan kişilerin de evlendirmeye yetkili olduğu kabul edilmiştir. Anılan hüküm şu şekildedir. Bakanlık İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, Nüfus Müdürlüklerine, İl ve İlçe Müftülüklerine ve ilgili dış temsilciliklere evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebilir. Başvuru evlenecekler tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Erkek ve kadından her biri nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneği, önceki evliliği sona ermişse buna ilişkin belgeyi, küçük veya kısıtlı ise ayrıca yasal temsilcisinin imzasıyla onaylanmış yazılı izin belgesini ve evlenmeye engel hastalığın bulunmadığını gösteren sağlık raporunu evlendirme memurluğuna vermek zorundadır. Evlendirme memuru evlenme başvurusunu ve buna eklenmesi gereken belgeleri özenle inceler. Başvuruda bir eksiklik görürse bunu tamamlar veya evlenmek isteyen kadın ve erkeğe tamamlattırır. Başvurunun usulüne uygun olarak yapılmadığı veya evleneceklerden birinin evlenmeye ehil olmadığı ya da evlenmeye engel yasal bir durumun bulunduğu anlaşılırsa evlenme başvurusu reddolunur ve durum evleneceklere yazıyla hemen bildirilir. Evleneceklerden her biri evlendirme memurunun red kararına karşı mahkemeye başvurarak itiraz edebilir. İtiraz evrak üzerinde incelenip kesin karara bağlanır. Ancak mutlak butlan sebeplerinden birinin bulunduğuna ilişkin red kararlarına karşı açılan davalar basit yargılama usulüyle görülür. Madde 138. Evlenmeye engel bir durumun bulunmadığı ve tüm belgelerin tamam olduğu evlendirme memuru tarafından belirlenecek olursa, evlenme sözleşmesinin gerçekleştirileceği gün ve saat taraflara bildirilir. Taraflar talep ettiği takdirde evlendirme memuru kendilerine 6 ay boyunca geçerli olan bir evlenme izin belgesi verir, talep ederlerse. Evlenme sırasındaki işlemler ve evlenme töreni. Evlenme sıkı şekil şartına bağlıdır. Evlenme töreni sırasında da bir takım şekli koşullar yerine getirilmelidir. Evlenme töreni evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Ancak tören evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir. Madde 141. Evlendirme memuru evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Evlenme sözleşmesi tarafların bu soruya olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda kurulmuş olur. Memur evlenmenin tarafların karşılıklı rızasıyla kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu açıklar. Madde 142. Bu noktada önemli belirtilmesi gereken husus, evlenme töreninin resmi evlendirme memuru önünde yapılmasının evlenmenin kurucu bir unsur olduğudur. Resmi memur önünde yapılmayan evlilik bu sebeple yok evlilik niteliğinde olacak ve hiçbir hukuki işlem gerçekleşmemiş olacağı için taraflar iradelerini açıklamış olsa bile bu irade açıklamasına hiçbir hukuki sonuç bağlanmayacaktır. Evlenmeden sonraki işlemler. Evlenme töreni tamamlanır tamamlanmaz evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir. Aile cüzdanı gösterilmeden dini nikah töreni yapılamaz.
Evlenmenin geçerli olması hiçbir şekilde dini törenin yapılmasına bağlı değildir. Medeni Kanun Madde 143. Evlendirme memuru evlenme töreni bittikten sonra evlenmeyi kendisinin tuttuğu evlenme kütüğüne tescil ederek eşlere ve tanıklara imzalattıktan sonra kendisi de imzalar. Evet arkadaşlar, bu bölüm buraya kadar. Bu bölümde aile hukuku kapsamında aile kavramı, nişanlanma ve evlenme konularına değindik arkadaşlar. Teşekkürler.